Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Sampdoria Fiorentina karşılaşmasını sizlere aktaracağız. Fiorentina bir önceki karşılaşmada kendi evinde Bologna yenilmişti. Şimdi Sampdoria'ya karşı oynuyor. Sampdoria 5-3-1-1 taktiği sahaya çıkıyor. Fiorentina takımında 5-3-2 taktiğiyle sahaya çıkıyor. Bakalım neler olacak? Fiorentina'da yaptığım taktiği çok emin değilim. Kazanabilecek miyiz? 4-5-1 mi yapacaktık? 5-3-2 mi yapmamız lazımdı bilemiyorum. Ama sizinle beraber bu karşılaşmayı ben de izliyorum. Bakalım bu karşılaşmanın sonucu ne olacak? Ben de çok merak ediyorum ve maça geçiyoruz. Maçta başlıyor. Fiorentina deplasmanda bakalım kazanacak mı? Gueye kusursuz bir orta çıkıyor. Golovin sadece topu dokunması lazım. Golovin geliyor ve maalesef topu ağlarımıza gidiyor. Golovin ilk dakikalarda maalesef kafa vuruşuyla öne geçiyor Sampdoria takımı. Vlahovic 21. dakikada sarı kart yedi. Maça kötü başladık. Kötü bir başlangıç yaptık ama çevirebiliriz de. Pogba hakemi çaresiz bırakıyor ve 31. dakikada sarı kartı çok sert kaydığı için haydi çocuklar size inanıyoruz. Fiorentina burada beraberlik golünü atması lazım. Devre arasına 1-0'lık üstünlükle giriyor Sampdoria takımı. Fiorentina 1-0'lık bir skor olarak geride. Ama oyun olarak da pozisyon açısından çok az pozisyon içeren bir karşılaşma oldu ilk yarı. İkinci yarı nasıl olur bilemem ama keşke 5-1 yapsaydım. Şimdi gol yedikten sonra 5-3-2 veya 5-2-3-A yapmış olabilirim. Ama 5-3-2 yaptığımı hatırlıyorum. Matip harika bir şekilde topu kazandı. Vlahovic için şut şansı. Vlahovic'le geliyoruz. Vlahovic geliyor 54. dakika. Vlahovic'e geldik. Direkten dönüyor top. Vlahovic'in şutu. Kylian Mbappe çok kötü sakatlanıyor ve maçtan çıkmak durumunda. Vlahovic aşil tendonu yırtılıyor. Yerine Rashford oyuna dahil oldu. Correa topu önünde buldu ve şutunu yapıştırıyor. Andreas Correa geliyor. Correa. 57. dakikada golü de atıyorlar ve hakem VAR'a gidecek. Şu an büyük bir rezimet yaşıyoruz. İlk defa ligde bir karşılaşmada birden fazla gol yedik. İlk defa bir karşılaşmada yenildiğimiz bir karşılaşmalarda hep 1-0 yenilmiştik. Ve şu anda maalesef 2-0'lık gerideyiz. Hızlı hücum şansı. Golovin uzak köşeye vuracak. Gol atmayı deneyecek. Golovin'le geliyorlar. Sampdoria Golovin'le vuruyor. Golovin takımının 3. golünü kaydediyor. 3. golünü kaydettikten sonra 2 gol atmış oluyor toplamda. Marcus tarafından güzel bir pas. Golovin ceza sahası köşesinden kaleye kuruyor. Golovin geliyor. Golovin. 83. dakika Golovin'in vuruşu kaleci kalesine devrişiyor. Aman yani ne yazıyor ya ne yazar yani. Sampdoria maalesef bizi darma duman ediyor ve şampiyonluk yolunda da büyük bir yara almış oluyoruz. Şu an şampiyonluğu bıraktım. Hedefi bile tamamlayabilir miyiz? O da bir muamma. Aslında 5-3-2 ile çıktık. Kaleye 2 şut çekmişiz ve rakip 4 şut çekmiş. Aslında çok ilginç bir şey. Yani bu bizim başımıza 2 maçtan beri üst üste geliyor. Hem Bologna maçında geldi karşımıza hem de Sampdoria maçına geldi. Sampdoria kendi evinde oynadığı maçlarda yine az şut atıyor ama gol oranları yüksek oluyor. Yani bu nasıl oluyor ben onu anlamadım. Hani taktikle illa alakası vardır. Hani illa bir vardır ama İlginç. Ev avantajıyla da kazandı diyebiliriz. Çünkü kaleye bas. Ben daha çok şut çektiklerini düşünüyorum ama oyun 4 tane şut çektiklerini gösteriyor. Kötü oynamışız. Yani kötü oynamışız. Yani belki 4-5-1 ile çıksak bu kadar kötü bir sonuç çıkmazdı. 4-5-1. Yani 4-5-1 çıkacağımız yerde 4-5-1 çıkmıyoruz. 5-3-2 çıkacağımız yerde de 5-3-2 çıkmıyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse bizim burada büyük bir hatamızın olduğunu söyleyebiliriz. Yine hata yaptık. Yine hata yapmaya devam ediyoruz ama yaptık yapacak bir şey yok. Torino ve Hellas Verona. Hellas Verona deplasmanda 2-1 kazanmış. Hellas Verona'ya baktığımızda Adam Traore ve Tadic golleri kaydetmiş. 2-1 kazanmış. Torino'ya karşı Hellas Verona ve son dakikalarda Valentin 68. dakikada golü atmasına rağmen maçı çevirememiş Torino takımı. Ve bir sonraki karşılaşmaya baktığımızda Napoli-Lazio. Napoli kendi evinde Lazio'yu 1-0 yenmiş. Pepe penaltıdan 28. dakikada topu ağlara göndermiş. Ve galibiyet almış Napoli takımı 4-2-3-1'i 5-2-3-A'la yenmiş. Napoli iyi bir taktikle
iyi bir ev sahibi avantajıyla o karşılaşmayı rakibine vermemiş. Serbest radikaller Sassuolo'ya 2-1 yenilmiş. Sassuolo'da büyük bir çıkışta, bize büyük bir düşüşteyiz. Tam tersi, ben düşüşteyim. Sassuolo'da yüksekte, belki de önüme geçti bu karşılaşmayla beraber. Salatimdata takımı yok. İlk önce golleri Muhammed Salah kaydetmiş. 2 tane gol atmış Sassuolo adına. Bir önceki haftada gol attığını biliyorum ben Sassuolo takımında. Muhammed Salah golleri kaydetmiş. Asistler Grimaldo, Shaqiri'den gelmiş. Ve 56. dakika Dokor golü atmış. Yeni transfer Dokor. Salernitana takımından, ama bu skor yetmemiş. 4-3 böyle iyi oynasa da Sassuolo 4-3-3 ile deplasmanda kötü de oynasa bu karşılaşmayı kazanmış. Ve Genoa Roma maçına bakalım. Genoa kendi evinde Roma ile beraber kalmış. Rodri gol atmış. 25. dakikada asist Allen'dan gelmiş ve Martial 79. dakikada durumu 1-1 yapmış. 4-2-4-A'la çıkmış. Diğer takımda 4-5-1 ile çıkmış. Kazanan taraf çıkmamış. Durum 1-1 olmuş. Empoli ağır bir mağlubiyet almış. Acıbilan deplasmanda Empoli 4-1 yenmiş. Empoli iyi bir şekilde ilerleyemiyor. İyi sonuçlar alamıyor. Galiba ligde de bir galibiyeti yok. Galiba yok, pardon. Bir tane galibiyeti var. Başka da bir galibiyeti yok. Hernandez gol atmış. Salabia asist yapmış. Simon Kjær gol atmış. Torres asist yapmış. Leo gol atmış. Kroos asist yapmış. Leo yine atmış. Ve Kroos yine asist yapmaya devam etmiş. 61. dakikada Ricci gol atsa da asist Parisi'den gelmiş. Ama Empoli'ye bu sonuç yetmemiş. 4-3-3-B ile kendi evinde karşıdaki takıma ezilmiş diyebiliriz. Hezimete uğramış diyebiliriz. Ki biz de bugün hezimete uğradık. Bu kötü bir adlandırış stili değil. Çünkü rakip kazanınca ne yapıyor? Hezimete uğratıyor. Yani 2-0'dan fazlaki skorlarda 3-0'lık skorlar. Yani 3-0'lık belki tam sayılmaz ama bir hezimet sayılıyor. 4-0 tam bir hezimet. 3-0'lık yarı bir hezimet diyebiliriz. Juventus ve Venezia karşılaşması 72. dakikada Fernandes gol atmış. Asist Alan Patrick'ten gelmiş. 84. dakikada 12 dakika sonra Aubameyang Bonucci'nin asistiyle Juventus'u beraberliğe taşımış. Ve bu karşılaşmada 4-3-3 ve 4-2-3-1 taktikleri yenişememiş. Burada bunu görüyoruz. Spezia ağır bir yenilgi almış Udinese'ye karşı deplasmanda. Udinese 4-0'lık bir galibiyet almış. Golleri Vargas penaltıdan kaybetmiş. 21. dakikada 58. dakika Agüero, 68'de Agüero, 69'da Vargas ve Agüero artık burada yazıyor ama ne yazık ki Agüero da futbola veda etti. Eğer ne zaman görürsem, yani çok futbolculuğunu sevmezdim. Yani doğru söylemek gerekirse futbolculuğunu sevmezdim Agüero'nun. Hatta OSM'de de sevmezdim. OSM'de bayağı bir kazmalıkları vardı bende. Ama yine de yani İnsan üzülüyor. Sonucunda bir Barcelona'da oynayan bir oyuncu ama sağlık sorunu nedeniyle maalesef futbolu bırakmak zorunda kaldı ama yani iyi bir kulüpte değil de başka küçük bir kulüpte devam edebilir miydi? Belki çok futbola aşkı varsa, sağlığını zedeleyemeyecekse aslında devam edebilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Belki amatör kümede oynayabilirdi. Ama yani tamamen belki çok ciddi bir sorunu var. Şimdi bilmiyoruz. Agüero da artık OSM'den silinecek büyük ihtimalle. Çünkü artık futbolu bıraktığı için. 17. dakika Chiesa gol atmış. Bologna Inter Milan'ı yenmiş. İlginç. Az önce biz diyorduk ki hani 5-3-1-1 çıktı. Bizim de rakibimiz 5-3-1-1 çıktı. Hani biz 4-5-1 çıksak belki maçı alırız diye düşünürken buradaki rakip 4-5-1 de çıkmış 5-3-1-1'e karşı ve kazanamamış. Bu da ilginç bir şey. Bayağı ilginç olaylarla karşılaşıyoruz. Bologna Inter'i yenmiş. Bu da ilginç. Hangi taktiği yapsak olmuyor. Yani şu an üst üste 2 mağlubiyetimiz var. Zaten şampiyonluk yolunda da büyük bir yara aldık diyebiliriz.
Ve Atalanta'da büyük yaralar almaya devam ediyor. Kevin kendi evinde Atalanta yeniliyor maalesef 35. dakikada. Yani onların adına maalesef. Jack menajeri adına da tabii ki de hakkıyla alınan bir maç. Belki tabii hakkıyla almış. 4-5-1 ile 4-3 yenmiş. Deplasmanda Benjamin Pavard'ın golüyle 35. dakikada baskı kurmuş 4-5-1 ile ve bu karşılaşmayı hak etmiş. Burada karşılaşmayı kazanmış. Ve sonuçlar bu şekildeydi. Lig tablosuna baktığımızda lig tablosunun sıralamasında 25 puanla Napoli lider durumda. Atalanta 22 puanla ikinci sırada. Sampdoria 22 puanla üçüncü sırada. Cark 22 puanla dördüncü sırada. AC Milan 21 puanla beşinci sırada. Bologna 20 puanla altıncı sırada. Lazio 17 puanla 17. sırada. Torino 16 puanla 8. sırada. Fiorentina 15 puanla 9. sırada. Maalesef ligde en fazla gol yediğimiz maç olduğu için gol artık en az ligin en az gol yiyen takımında değiliz. Kendime dün nazar değdirdim herhalde. Ve şu an 7 gol yemiş olan bir takımız. 10. sırada Inter Milan bulunuyor 14 puanla. 11. sırada Juventus 14 puanla. 12. sırada Salernitana 13 puanla bulunuyor. Sassuolo Elas Verona'da 13. ve 14. sıralarda bulunan takımlar Roma, Spezia, Venezia, Udinese takımları 15'ten 18'e kadar 12'şer puandalar ve Udinese küme düşme hattında halen daha. Ama Udinese 2 maçtan beri kazanıyor. 2'de 2 yapıyor. Bu yüzden şu an Venezia ile bir küme düşme mücadelesine girilebilir. Spezia ve Roma'da küme düşme mücadelelerinde olabilirler. Genoa'da 19. sırada 6 puanla ligin diplerine yer alıyor ve Empoli sonuncu sırada 4 puanla 20. sırada yer alıyor. Bir galibiyeti, bir beraberliği var ve 9 mağlubiyeti var. Kötü bir sonuç, kötü bir ilerleyiş yapıyor. Bizim de ilginç, aynı bizim de durumumuz Fenerbahçe gibi. Yani Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Fenerbahçe ligin başında kadroyu kuruyor. Kadrosunu kuruyor. İyi bir oyuncular alıyor mesela Samat'ta 6 milyonu aldılar. İyi bir kadro kurduktan sonra dikiş tutturamıyorlar. Biz de aynı o şekildeyiz. Aynı şekilde dikiş tutturamadığımız için durumumuz kötü. Ve şu an durumumuz öyle bir kötü ki çok vahim yani. Bayağı bir vahim. Ve Donnarumma yine olsun, üzülme Donnarumma'cığım. 11 maç çıktı. Adamlarla formu bitmedi. Messi'leri oynatmıyoruz. O da yedek kalecimiz. Evet, bizim için bu hafta kötü oldu. Yani maalesef yine hüsranla sonuçlanan bir karşılaşma oldu. Artık Torino ile beraber iyi bir ivme yakalamak istiyoruz. Yakalar mıyız, yakalamaz mıyız bilemem ama çok mağlubiyet aldık ve bu bizim madalyamızı da etkiledi bayağı. Benim 425 binlerde olan madalyam 418 binlere kadar bayağı bir geriledi. Ligde zaten 4 galibiyet, 4 mağlubiyet almışım. 3 beraberlik almışım. Hani kötü başladık lige. Aslında lige iyi başladık. Sonlarda hani artık 3. 4. haftalardan sonra bir kopma yaşadık. Neden öyle bir kopma yaşadık ben de bilmiyorum. Ben de anlayamadım ama bu karşılaşmada elimizden geldiği kadarının hiçbirisini vermedik. Elimizden bir şey gelmedi ve mağlubiyet serisi olarak şu an 16. sırada yer alıyor. Fiorentina lig tablosunda da hedefin dışında yer alıyor. 9 puanla, pardon 9 puanla değil, 9. sırada, hedef 8. Biz hedefin bir altındayız. Torino'yu yenip hedefe geçmek istiyoruz. Umarım ki bizim için bu karşılaşma iyi olur. Buradan bir galibiyet çıkartabiliriz inşallah. Fiorentina takımı olarak Torino'yu yeneriz. Fiorentina ile iyi başlayamadık. Yani ligin ilk haftalarında kötüyüz. Şu an genel itibariyle de kötüyüz. Eğer bunu düzeltmezsek şampiyonluk ihtimalimiz de zor gözüküyor. Ama bu saatten sonra artık sadece kazanmamız lazım. Ama sadece kazanacağız. Sadece maç kazanmaya bakacağız. İnşallah maçlarımızı teker teker kazanmaya devam ederiz diyorum. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. 15 dakikalık bir videoydu. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.